Evet, Paşa Patino Tapınağı'nda ilerlemeye devam ediyorum. Arkamda gördüğünüz cenazelerin yapıldığı bölüm. Şu anda ayinler var. Sesini duyuyorsunuz. Evet, şu anda dünyanın en ilginç mekanlarından birindeyim. Burası Paşa Patino Tapınağı. Ve görüyorsunuz arkamda şu anda bir Hindu yakılmaya hazırlanıyor. Bir cenaze daha getirildi. Ateşe verme işlemi ağızdan başlıyor. Evet, cenaze yakınları. Son kez veda ediyorlar. Yeah, they have to be bound. Brothers and sons and parents die, brothers die, sisters die. And son, they will wait right for one year. Husband, if she doesn't get remarried, widows, if the husband dies, then she have to be in white clothes for the whole lifetime. No ornaments, jewels, no colorful thing. Burada 24 saat boyunca hep bu şekilde törenler düzenleniyor. İnsanlar öldüklerinde buralara getiriliyor ve gördüğünüz gibi odunların üzerinde konarak yaklaşık 3-5 saat içerisinde yakılıyorlar. Yakıldıktan sonra cenaze külleri gördüğünüz arkadaki suya atılıyor. Küllerin buraya atılmasının en büyük sebeplerinden biri de bu nehrin Ganj Nehri ile birleşmesi. Günahlarından, bütün kötülüklerden arınacaklarına inandıklarından dolayı küller bu nehre gönderiliyorlar. Şu anda dünyanın en ilginç mekanlarından birindeyim. Burası Hinduların öldükleri zaman yakıldığı mekan. Paşa Patino Tapınağı Katmandu'nun merkezinde yer alıyor ve burası Hinduların dünya üzerinde yer alan en kutsal mekanlarından birisi. Görmüş olduğunuz nehir de Ganj Nehri ile birleşiyor. O yüzden Hindular için çok önemli. Cenazenin ağzıyla başlıyor. Şu an ağızdan ateşe verdiler.
Pashupatinath tapınağındayım. Görüyorsunuz. Arkamda bir Hindu şu an cayır cayır yanıyor. Burada 24 saat boyunca bu tür törenler düzenleniyor. Çok felaket, inanılmaz duman var burada. Görüyorsunuz arkamda şu an bir Hindu cayır cayır yanıyor. Burada 24 saat hep bu tür törenler düzenleniyor. Ölen Hindular buraya getirilerek gördüğünüz gibi arkamda odunların üzerinde ateşi veriliyorlar. Yaktıktan sonra da külleri gördüğünüz arkamdaki nehre atılıyor. Yakıldıktan sonra küllerinin bu nehre atılmasının en büyük nedenlerinden biri de bu nehrin Ganj Nehri ile birleşmiş olması. Ganj Nehri Hindular için çok önem taşıyor ve çok kutsal bir nehir. Çok inanılmaz felaket duman var burada. Şu an her yeri duman sardı. Ölenlerin yakınları da cenaze yanma işlemi sonlanana kadar başından ayrılmıyorlar ve hep başında bekliyorlar. Evet. Ve her an yeni bir cenaze daha buraya getirilebilir. Gördüğünüz gibi şu anda odunlar hazır, cenaze gelecek şekilde hazır bekletiliyor. Diğer işlem sonlanmadan yeni bir cenaze daha getirildi. Bu cenazede gördüğünüz gibi diğer cenaze gibi bu da burada ateşe verilerek külleri görmüş olduğunuz bu nehre atılacak. Evet görüyorsunuz Hinduların tanrıçesi. Evet. Pashupatinath tapınağındayım. Görüyorsunuz. Cenazeler cayır cayır yakılıyor. ...24 saat boyunca burada bu tür törenler düzenleniyor. Ülkenin dört bir tarafından getirilen cenazeler burada bu şekilde ateşe verilip külleri gördüğünüz bu nehre dökülüyor. Hinduizm'de kast sistemi olduğu için zenginler köprünün sağ tarafında, fakirler de sol tarafında yakılıyor. Gördüğünüz gibi arkamda ve burada gördüğünüz gibi her tarafta her köşede inekler karşınıza çıkabilir. Kesinlikle burada ineklere dokunulmuyor. Kutsal oldukları için. Bu arada çok koku var. Her tarafa duman sardı. Evet gördüm şu anda. Evet görüyorsunuz dumanlara. Ve buradan ayrılıyorum şimdi. Çok duman var. Namaste. 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 How are you? Yes. Good. Who is country? Turkey. Turkey. Yeah, you know Turkey? Yeah, why not? Sure. I'm living in Holland. From Denizli. You know Denizli? Deniz. Denizli.
That'd be very nice. You like Nepal? Hmm? You like Nepal? Yes, pretty cool. Sonlar olayım. Evet.